Evet arkadaşlar, doğumlamız devam ediyor. Tademin karnım acıklıydı. Sayaya girdi dedim yemek yemeye. Maalesef bu oğlağımız, bu keçimizin oğlağı. Oğlak, şöyle söyleyeyim ben size. Şu görmüş olduğunuz sırı açamamış. Açamayınca maalesef oğlağımız boğulmuş, ölmüş. Ben de farkına varmadım. İşte doğumlarda böyle çok dikkatli olmak lazım. Yoksa böyle zayiatlar olabiliyor. Çok da güzel bir oğlakmıştı. Dişi gök bir oğlağımızdı. Yapacak bir şey yok. Nasiplikten çıkmış diyelim arkadaşlar. Bu da kardeşi oğlağımızın. Şimdi bir tane hakanımızın, keçimizin biri daha doğum yaptı. Şu ikisi kaldı doğum yapacak. Bir bu sarı kaldı. Bir de şu baştan keçimiz kaldı. Babuş burada bağlı. Bu keçimizin oğlağı. Arkadaşlar kamera bulanıkmıştı. Kamerayı sildim ve tekrardan çekmeye babuş avulda keçileri bekliyor. Her ihtimale karşı şimdi ben babamın yanına gideceğim. Yine doğum yapmış keçiler varmış. Tekrardan babamın yanına gideceğim. Tekrardan yine bu keçimiz doğum yaptı. Oğlağını ben aldım. Şu sarı oğlak bunun. Bunlar da aynı şekilde bu keçimizin. Neyse. Şu oğlaklar da arkadaşlar, şu sarı keçimizin. Şimdi ben aldım oğlakları. Çünkü boğum yanına gideceğim. Dedim şimdi oğlak aynı yine sabahki gibi keçi doğurur falan. Aynı şekilde dedim yine sırrını aşamaz. Oğlaklar ölür diye. İşte ben müdahale edince, daha bu sene ikinci doğum olduğu için biraz keçi acemi. Biraz ürkek bir hayvan olduğu için biraz ürkek duruyor. Bunlar mesela ana keçilerimiz. Keçimiz biraz ürkek. Git kızım git. Oğlakların yanına git git. İşte müdahale edince işte böyle sıkıntılar da olabiliyor maalesef ama yapacak bir şey yok. İleri doğru bakar oğlana ama burada oğlak öldüğü zaman sıkıntı oluyor. Hem hayvana yazık. Evet, kurumamış. Kurumayacak lan. Yalamayacak büyük ihtimalle. El attık ya. Onun için oğlaklara bakmayacak. Sarı kız niye öyle yapıyorsun kızım? Geçen sene ilk doğumunda baktıydın ya. Bak. Geksip. Keçiler acıkmışlar ya. Burada nasıl olsa doğum yapacak keçi yok. Şu dolu aşağı götürelim. Burada beraber gitsinler. Gelsin. Yine. Lan sarı çilli. Aman. Hoppala. Babuş. Ne yaptın bakalım? Ha? Kerata. Şimdi arkadaşlar bu videoyu burada bitirem. Ve babam yanına çıkalım bakalım kaç tane keçi doğum yaptı, kaç tane keçi doğum yapmadı. Akşam oluyor. Babam zahmet çeker gelirken. Babuş. Köpekler bu ara arkadaşlar beslenmeye başladılar. Maşallah oğlum ha. Köpek beslenince nasıl kendini gösteriyor bakın arkadaşlar. Babuş. Hay maşallah sana. Maşallah. Köpek gel. Gelelim. Maşallah sana. Arkadaşlar maşallahlarınızı eski etmeyin. Evet. Montumuzu alalım. Babamızın yanına çıkalım. Montum şuradaydı. Ah kızım ya. Niye öyle yapıyorsun? Ya aslında kendisi doğum yapayı daha iyiydi ama kendisinin doğum yapmasını beklesem. Şimdi ben olmayacağım kışla da. Yolda sıkıntıya gireceğiz arkadaşlar. Oğlaklara bakmayacak. Oğlaklara bakmayacak değil. Yanlış söyledim. Oğlak aynı sabahki gibi olur. Sırdan çıkamaz. Oğlağımız ölür.
Onun için böyle konularda da işte çok dikkatli olmak lazım. İşte ana keçi olduğu için bakın oğlanı kıskandığı için oğlan nereye götürdü? Burada babuşun kulübesine girdi. Neyse boğum yanına gidelim ve şu oğlanın kafasını şöyle yapalım da girip de köpekle almasın ha. Boğum yanına gidelim ve oğlakları getirelim. Arkadaşlar şimdi geldim oğlakların yanına. Oğlakların yanında köpek de kalmamış. Allah'tan kargalar falan tilkiler gelmemiş. Köpekler kalmamış da her zaman da böyle köpekler güven olmuyor. Biraz da çoban dikkatli olması lazım. Yoruldum. Belki de 3 kilometre yukarı çıktım. Yan geldim. Şimdi bunları alıp kışlaya gideceğim. Kışlada da ağırlı hayvanlar var. Doğumlamız gerçekleşiyor. Maşallah size. Şimdi bunları heybeye atalım. Kışlamıza gidelim. Yine doğum yapanlar olursa babam arayacaktır. Arar beni. Traktörle geliriz. Islak oğlaklar. Götüreyim kışlaya, sobanın yanına koyalım. Kurusun hayvanlar. Evet arkadaşlar şimdi hayvanın yanına geldik. Yalnız bir tane keçimiz ağırlamıştı. Babam kaybetmiş. Şimdi onu aramaya gitti. İnşallah bulur. Bakıyorum şöyle bir. Akbaş ineklerin ikisi burada. Hangisi? Asil'den Akkuş burada. Mazlum yok. Mazlum keçinin başında olabilir. Bakalım aramaya gitti. İnşallah bulur. Asil! Gel! Gel. Paşa da yok. Herhalde Paşa da yukarıda keçiler doğum yapmış. Paşa da onları bekliyor herhalde. Asil ne oldu lan? İyi Asil'in gözümüzü geçmeye başladı. Tamam. 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 Git. Tamam. Tamam oğlum. Tamam. Tek. Eşek herif. Bunlar var ya şu bozun inikler çok iyiler ya. Maşallah. Çok güzel hayvana bakıyorlar. Bak boz gibi döşü açık. Fazla aşırı boz gibi büyümeyecekler ama gerçekten çok güzel hayvan gidiyorlar. Hele dişi. Dün akşam keçinin biri aynı şekilde kayboldu. Mazlumlan bozun yavrusu dişi iniğimiz yokmuştu. Başını bekliyorlarmıştı. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Keçimizde çan var. Çan oldu mu yani dağda çakallar, tilkiler hemen bulur, kurtlar. Çan olmasa belki kolay kolay bulamazdı ama çan olduğu için bulurlar. Onun için köpekler yani başını beklemeyeydi. O keçimizde girlerdi yani. Bakalım. Efe gelecek mi? Efe! Gel! Efe gel! Ay maşallah Efe ya. Efe, arkadaşlar Efe bu. Bir de size Abdi'nin babasını göstereyim. Arkadaşlar Abdi'nin babası da aynı baştan şey Abdi gibi seslenince geliyor bakın. Arkadaşlar şimdi Abdi'nin babasını çağıracağım bakın nasıl gelecek. Baştan! Baştan! Baştan gel! Baştan! Gel! Baştan! Gel! 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 Baştan gel. Gel oğlum. Gel. Baştan gel. Bakın arkadaşlar. Yani baştan da aynı şey gibi. Abdi gibi. Abdi gibi. Hemen çağırdığımızda geliyor. Yani baştanın da maşallahı var. Aynı. Aynı Abdi. Baştan. 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 Gel. Bizi unutmuş çoktandır. Babam bir şey vermiyor öyle. Çoktandır vermeyince unutmuş bizi. Lan. Senin Abdi oğlun var. Aynı sana benziyor.
Arkadaşlar kayıp oğlağımızı bulduk çok şükür. Köpeklerle merhaba bulduk. Köpekleri çağırdım. Geldiler. Köpeklerle merhaba bulduk oğlağımızı. Anası doğum yapmış ve oğlağı terk etmiş. Zem. Çakal. Aslan. Aferin lan size. Buldunuz oğlağı. Şşt, tamam. Kerata bak. Buldunuz mu oğlağı? Evet. Köpeklerimizin sayesinde anası bakmayan oğlağı bulduk. Anası doğum yapmış ve oğlağımızı terk etmiş. Ama köpeklerin içgüdüsel olarak koku aldıkları için oğlağımızı çok şükür bulduk. Gıcımıştı. Evet, oğlağımızı bulduk. Evet, mutluyuz. Doğumlar devam ediyor. Evet arkadaşlar, doğumlamız devam ediyor. Bu aralar video atamıyorum. Videoları stok yapıp zamanı gelince atacağız. Çünkü yoruluyoruz. Akşam eve girmem saat 10'u buluyor. Oğlakları emiştirem işte. Şunu annesine buluşturam, bunu yedem, bunu yapam. Bayağı bir geç kalıyoruz. Bunun için hem yorgunluk da var. Ramazan da girdi bildiğiniz kadarıyla. Buradan bütün herkese hayırlı Ramazanlar. Rabbim tutacağınız oruçları, sevapları kabul etsin inşallah. İşte burada Asil aynı annesi karakterinde bir köpek. Maşallah sana. Yaraları düzeldi. Çok derin yaraları vardı arkadaşlar. Burası kapandı ama yani siz bir de bu içeri doğru halen daha delik. Çok aşırı bir burası yere şey aldı, yara aldı. Çok açıktı mesela buraları. Buralar, bu ayaklar, arkaları, çonlanurları çok kötüydü köpek. Şu an düzeldi. Bir tek alnı düzelmedi. Bunu da işte ivamek kurarak işte şey yaparak şey ivamek diyorum. İntihap kurutucu yaparak falan bayağı kuruttuk. Sil. Maşallah. Çok güzel post yapısı var. Çift katman. Post yapısı çok güzel. Nasip olursa bu sene Asil'le yarışmalara katılacağız. Yarışmalara katılma gibi bir şeyim var bu sene. İstanbul, Bursa, buralara gitmeyi düşünüyorum. Nasip olursa. Sürümüze çoban bulabilirsek. Köpeğimden iddialıyım. Yani çoğu gireceği yarışmalarında derece alacaktır. Çünkü yani kaç senedir akbaş bakıyorum. Az çok köpeğin neresi doğru, neresi eksik olduğunu biliyorum. Yani neredeyse hata bulunmayacak bir köpek. Boyuyla, fiziğiyle. Maşallah sana. Geç. Arkadaşlar köpekler videolarda ufak gözüküyor ama yani hiç de o kadar ufak bir köpek değil yani. Bunu da bu videoda söyleyeyim. Yani 80 rahat var da ben 80'in üzerinde diyorum. Çünkü yüksek bir köpek. Yani 82 falan rahat gelir gibi geliyor bana. Yani bayağı yüksek. Bu arada yani bayağı kilo aldı köpekler. Ama tam kilosuna gelmedi yani köpekler. Burası şişmiş gene. Aslında bakın alın stopu, göz çekikleri, pigmenti çok iyi ya maşallah bak. Kimi akbaşların kafaları böyle bomlimli olur böyle. Kafa tasları çıkıntılı olur. Hiç benim iniklerin hiçbirinde o yok. Hepsi tek tipte tek ayar. Zaten dişlerini dur çamarık. Hayt koca ayı. Hayt. Hadi tamam. 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 Tamam ana. Tamam kemerden batıyor ama bak dur. Dişlerini gösterelim bakalım bir ya. Dur bakalım dur. Dur oğlum. Çok hareketli durmuyor ya. Lan dur. Kemerden ayağına battı. Dur. Asil dur. Kızacağım ama bak dur. Dur. Kızınca durdu. Çok şımarık ya. Koca ayı. Ay tamam. Şımarık ya. Yani diş yapısı falan çok iyi ya. Maşallah muazzam. Nasip olursa bu sene Asil'den Asil'in yavrularını da alacağız. Maşallah sana. Bakın bu çonluğun buraları hala köpeğimizin geçmedi.
Yani buralar gerçekten bayağı çok sıkıntılı. Bizim davarın yarısı öbür tarafta kaldı herhalde. Arkadaşlar baharın müjdecisi leylekler de gelmiş ve yavaş yavaş bahar geliyor demek. Baharın müjdesi leylekler. Dilim dönmedi. Leylekler gelmiş. Artık yavaş yavaş bahar geliyor demek. Piçik. Gel. Gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel bakalım. Gel. Teyit. Arkadaşlar bunun kardeşinin biri gelmiyor hayvanlara ya. İneğimizin biri gelmiyor. Büyük ihtimalle sahiplendirme yapabilirim. Buradan da izleyen avcılar olursa iletişime geçerler büyük ihtimalle. Instagram hesaplarımı da yorumlar kısmına bırakırım. Oradan bana ulaşabilirler. Anne baba usta tavşancıdır. Aynı şekilde anneleri de. Anneleri şeye de gidiyor mesela. Domuza, ayıya. Mesela her şeye gidiyorlar sürünün olduğu için. Ama köpeği neye alıştırsan ona gider. Zaten annesinin yanına gidiyor. Bu sahiplendireceğim kupayımın annesi. Kızılger Macar. Yani kanları güzel arkadaşlar, sağlam. Büyük ihtimalle vereceğiz yani. Hayvana gelmeyen ben köpeği ne yapacağım ya? Kışlayı bekliyor. Av yapıyor. Avına kefilim. Ama kışlaya gelmiyor. Hayvanlara gelmiyor. Tekimiz de tekeler mi süslü yaptı? Böyle sakat sakat yürüyor. Yürüyüş tarzı çok değişik. Büyük ihtimalle bunu büyük tekeler süslü.